Sevgili dostlarım, bugün de sizlerle kısaca ellerimizi kaldırıp bir dua edelim inşallahü teala. Ey yüce Rabbimiz, cihanın bütün mülk ve saltanatı senin bayrağının altında sana boyun eğmekte ve sultanlar senin kapında sana kölelik etmektedirler. Her şey sana koşar, senden varlık dilenir. Sen ise kendinden varsın. Emanet varlıklar var olur, şekillenir, sonra da söner giderler. Sen ise bunlardan beri ve müstanisin. Teksin, eşsizsin, ihtiyaçsızsın. Bütün varlıklar birliğinden medet umar. Birliğin çölde kalmışların Kevseri ve cennetidir. Bu yerler senin emrinle yerinde durur. Gök kubbe senin kudret ve iradenle düzenini korur. Eğer bütün bunlar sana dayanmasaydı, yıldızlar bağı çözülen tesbih taneleri gibi kainatın bağrına dağılıp giderdi ve bunu hiç kimse önleyemezdi. Biz hepimiz seninle mutluluğa erdik. Seni tanımakla gerçek saadeti tanıdık. Sana dayanmayan ve senden gelmeyen mutluluktan kaçıyor ve seni unutturan saadeti lanetliyoruz. Evet, seni söylemeyen her şeye karşı susmak ve küsmek, seni hatırlatmayanları da unutmak istiyoruz. Ey rahmeti sonsuz yüce Rabbimiz! Bizler senin kapının bendeleri ve bu uğurda dünya ve ukbadan geçmeye kararlı sadık kulların olarak bugüne kadar kimseye secde edip kul olmadık. Derdimizi senden başkasına açmadık. Açtıksa da bin tevbe diyerek dergahına sığındık. Sen bu kapıdan ayrılmayanların kadehlerini muhabbetinle doldur ve asırlardan beri dudağa tebessüm bilmeyenlerin yüzlerini güldür. Ey yaslıların ümit ve huzuru, ey gariplerin sahibi, ey çaresizlerin çaresi, naçar kalmış kullarına bir perde aç, açlıklarını gider ve dertlerine derman ol. Rabbim bizi hiçbir şekilde kendimizle ve nefsimizle baş başa bırakmasın diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum sevgili dostlarım.